Merhaba arkadaşlar, Handan'ın Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Bugün sizlere bu file çantamızı çalışacağız. Boncuklu file çantası. Çok istediniz buna da çalışmamı. Çok kullanışlı ve de çok basit bir çantamız. Şimdi gerekli malzemelerimiz tahta boncuk. Şu boncuklardan, yuvarlak tahta boncuklarımızdan. 35-40 adet olsa yeterli oluyor. Şunlardan. Bakın. Siz istediğiniz gibi başka boncuklar da kullanabilirsiniz tabii ki. Tığlarımız 4 nohutu bir de 3 nohutu gerekli. Bu sap kısmına 3 numarayla yapıyoruz. Daha sık güzel olsun diye. Sap için böyle bir plastik kasnak şeklinde sap kullandım. Siz bunun içini metal, tahta, herhangi bir sap da kullanabilirsiniz. Boyut, ebat size kalmış bir şey. Şimdi yapacağımız işlem, ipimiz de pullu çantalarımızda kullandığımız polyester 4 numara makrame ile yapacağız. Tabii bu da yine isteğe bağlı. Her türlü ipimizden olur. Makrame iplerinden, pamuklu makrameden olur. Bu size kalmış bir şey. Öncelikle kasnağımızın çevresini yapacağız. Şimdi başlayalım kasnağımızı yapmaya. Bu ipi önce bir tarafını ben size için hazırladım. Sizler için bu tarafını. Bakın bir de siyah yaptım. O da ayrı bir güzel duruyor. Buna da bakmanız için getirdim buraya. Bu da bir tarafı hazır. Diğer tarafı yapılacak. Şimdi bu ipimizi buradan kestim. 3 numara tığımızla birazcık bırakarak ipimizi 1-2 zincir çektim. Pekiştirmek için bu. Ve kasnağımızın çevresine bu şekilde bağladım. Alttan alıyoruz. Sık iğne ile kasnağımızı bitene kadar, komple kapatana kadar bu şekilde sık iğnemizi yapacağız. Şöyle göstereyim tekrar. İçinden ipimizi alıp sık iğne ile kasnağımızı çevresine, bakın şöyle yaparsanız boşluk olsa bile önemli değil, şöyle sıkıştırırsınız. Yani bu kasnak bitene kadar bu şekilde kasnağımızın çevresini sık iğne ile dolduracağız. Şöyle. Evet, kasnağımızın bütün çevresini sık iğne ile bitirdim, boşluk bırakmadan. Ve son yere geldim. Son ilk yaptığım şu ilmeğin içine de sabitleyeceğim. İlmek almadan. Bu kadar. Kasnağımızın etrafı bitmiş oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip 1, 2 boşluk bırakıp 3. sık iğnenin ortasından sabitledim. İlmek almadan. 5 zincir çektim. 1, 2 tane boşluk bırakıp 3.'ye takıyorum. Şöyle olacak. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekip bir, iki boşluk bırakıp 3.'ye sabitliyoruz. Bu sıramızı 16 tane bu zincirlerden yapacağız.
5 zincirle 2 boşluk bırakıp 3.'ye daha sonra bu tığımızı bırakacağız hanımlar. 4 numara tığımızla çantamız bitene kadar da devam edeceğiz. Beş zincir, iki boşluk, bir, iki boşluk, üçüncüye sabitleyeceğiz. Şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane oldu. İki boşluk üçüncüye sayalım tekrar. Kaç tane olduğuna bakalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir tane daha yapacağız şimdi. Evet. Yani şurası İlk başladığımız zincir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane olacak. Şimdi sondan 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekip geri dönüyoruz. Hemen burasından zincirin orta boşluğuna değil, zincirin tam içine yine sık iğnemizle böyle devam edeceğiz. Burada bir tane şimdi artmış olacak. Giderken artışlarla gelirken artışlar farklı. Şimdi bunu yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artık 6 zincirle ve 4 numara tığıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Tam zincirimizin içine, ortada içine ilmeksiz sık iğnemizle 6 zincirimizi ekliyoruz. Altı zincir ve zincirin ortası. Sona kadar devam edelim. Şimdi sona geldik. Son zincirimizde şimdi giderken artırmamız farklı demiştim. 2, 3, 4, 5, 6 zincirimizi çektik. Bu zinciri ikiye böleceğiz. Yani iki kere batmış olacağız artırmak için. Birini şöyle hemen yakınına sık iğnemizi yaptık. Ve son 1, 2, 3, 4 zincir çekip 1 milüstü alıp iki kere de uzatarak burayı çıkartalım ve burada da artırmamızı yapmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip tekrar geri döndük. Şimdi buraya boncuklarımızı eklemeye başlıyoruz. 6 zincir çektik, geri dönüyoruz. Boncuklarımızı taktık tığımıza. Tam orta yerinden zincirin ortasından boncuğumuzu da çıkarttık. Bu kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Boncuğumuzu tığımıza takın.
Zincirin ortasından normal zincirimizi ekler gibi içinden geçirip ilmeksiz bu şekilde boncuğumuzu takacağız. İki, üç, dört, beş, altı boncuğumuzu takıyoruz. İçinden geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zincirimizin ortasından ilmeksiz boncuğumuzu çıkartıyoruz. Üçüncü sıramızda bu şekilde başa kadar boncuklarımızı takarak geliyoruz. Son boncuğa geldiğimizde şu yine giderken yaptığımız şekilde artırma olacağı için 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimizi çekip boncuğumuzu bu zincirin hemen ikiye böleceğimiz için yine gidişlerde artırma yapıyoruz ya, hemen yakınına şuraya hemen boncuğumuzu ekledim ve 1 2 3 4 zincir çekip milist alıyorum ve bu zinciri ikiye bölmüştük, burasından uzatarak bir iki kere de çıkıyoruz. Uzatamazsanız iki milüst alıp üç kere de çıkabilirsiniz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip geri dönüyoruz. Şimdi burada da artırmamızı yapmış olduk. İki taraftan da artırmalarımız oluyor. Biz de bunları yapmış olduk şimdi. Şimdi zincirimizi çektik ve hemen artırdığımız bu zincirin ortasına 7 zincirimizi ekledik. Artık bundan sonra çanta bitene kadar ilk sıramız 5'ti. Sonra 6 zincir, ikinci boncuğu, ilk boncuğu ekledik. 6 zincir. Bundan sonra zincirlerimiz 7 zincir olacak. Çantamız bitene kadar. Yedi zincir çekip bu sırada boncuk eklememiz yok. Boncuklarımızın üstündeki zincirlere tam ortasına başa kadar 7 zincirimizle geliyoruz. Dördüncü sırayı yapıyoruz arkadaşlar şu an. Yedi zincirle sona kadar gelelim. Şöyle. Burası çantamızın ters tarafı. Yine tekrar son ilmeğimize geldik. 7 zinciri çekip bunun hemen yakınındakine, son zincirimizin yakınındakine ilmeksiz batıyoruz. 1 2 3 4 5 7 zincirimizi çekip milüstü alıp tekrar aynı yerden uzatarak kenarımızı yaptık. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimizi çekip geri dönüyoruz. Şimdi buradan bakın yine artırma işlemimiz oldu. Şimdi tekrar 5. sırada tekrar boncuklarımızı zincirlerin tam orta yerinden boncuğun içinden geçirerek takıyoruz. 7 zincir çekip boncuklarımızı zincirin tam ortasından takıyoruz.
Beşinci sıramızı da bu şekilde sona kadar devam edeceğiz hanımlar şimdi. Son boncuğumuzu ekledikten sonra yine zincirimizi çekip mil üstü alıyoruz. Her zamanki yaptığımız kenarlarda uzatarak iki kere de mil üstümüzü çektik. Zincirimizi, 7 zincirimizi çekip tekrar geri dönüyoruz ve ilk baştan artırdığımız yerden zincirlerimizi yaparak 7 zincirimizle devam ediyoruz. Tam ortasında. Aynı şekilde arkadaşlar başa gidip bu kaçıncı sıramız? 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıradayız. Başa gidiyoruz. Tekrar dönüş yapıyoruz. 7 sıra olacak. 7 sıradan sonra bunları birleştireceğiz. Yani bu yaptığımızdan 2 parça yapacaksınız. Bu birincisiydi. Ben birincisini hazırladım. Sonra ikisini birleştirip zincirlerimizi devam edeceğiz. Şimdi bu sıraya 6. sıraya gidip tekrar gidip de artırmamızı biliyorsunuz. Tekrar dönüş yapıp buraya geleceksiniz. Evet arkadaşlar, 7. sıramızı da bitirdik. Son şu ilmeğe geldik ve artık birleştireceğiz. İki parçamızı birbirine birleştirme. Yani bu anlattığım şekilde bir tane daha yapacaksınız. Sonra ikisini birleştireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sıraya geldiğimizde çantamızın bu ters yerleri iç içe gelecek şekilde böyle tutalım öncelikle. Şöyle. Yani boncuklar dışarıda kalsın. Böyle tuttuk mu arkadaşlar? Bunu tuttuktan sonra bu zincirimizi son ilmeği bırakmıştık. Son ilmeği şuradaki diğer ucuyla birlikte şöyle yapıp 7 zincirimizle önce buna takıyoruz. İlmeğimizi zincire taktım. Sonra diğerinin ortasına takıyorum. Ve ikisini birden çekip çantamızı bu şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi devam ediyorum 7 zincir çekerek. Artık bitene kadar demiştik 7 zincir olacak. Diğer başa gelene kadar şimdi öreceğim hanımlar. Birleştirme yerini diğer tarafta da yapacağız. Şöyle birleştirdim ve şimdi devam ediyoruz. Burasını incelikle göstermek istedim ki daha iyi anlayabilirsiniz diye arkadaşlar. Bakın böyle birleştirmiş oldum. Şimdi diğer tarafa geliyorum. Çok az kaldı.
Evet. Sonuca geldim. Şimdi de buradaki son zincirimizle diğer ucun zincirini şurayı önce şuna milimi taktım. Örmüyorum. Milimi taktım ve diğer ucun köşesine de takıyorum. İkisini birden çektim ve çantalarımızı birleştirmiş oldum bu şekilde. Zincirimizi çekip 7 zincirimizi çekip sonra diğer tarafa devam ediyorum. Artık çantamız da birleşti. Bakın şu şekilde burası da birleşti. Bu taraf da birleşti. Şimdi 7 zincirle istediğiniz boya gelene kadar çantamızı aşağıya kadar öreceksiniz. Daha sonra da hanımlar, videomuz çok uzadığı için bazı hanımlar çok uzun diye şikayette bulunuyorlar. Bazen kısa da bakın buradan anlatacağım. Bittikten sonra farz edin ki şurası bitiş şekli, bitişi. Bittikten sonra çantamızı, zincirleri bittikten sonra 4 zincir çekip buradan 4 zincir çekip bu tarafa, 4 zincir çekip buraya, 4 zincir çekip buraya ve böyle altını kapatıyorsunuz. Sanki hiç birleştirme olmamış gibi. Gördünüz mü? Şurada da anlatacağım size daha güzel anlayabilmeniz için. Farz edin ki istediğiniz büyüklükte çantamız bitti. 1, 2, 3, 4 zincir çekip şu taraftaki zincirin ortasına ekliyorsunuz. Şöyle. 4 zincir çekip sonra buradaki ortaya. Sonra bu tarafa bir buradan bir oradan derken alt tarafı tabanımız da o şekilde kapanmış oluyor. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Yorumlarınız da olursa videonun altında yorumlarınızı yapabilirsiniz. Hepinize cevap vereceğim oradan mümkün olduğunca. İnşallah güzel bir anlatım olmuştur. Hepinize kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler, hoşça kalın.